Cumhuriyet kadını makyaj yapacağız. Normalde arkadaşlar bu konsepti bir arkadaşımız çaktı Aleyna'ya. Yarı yolda bıraktı. Konseptimizi yedi. Cumhuriyet kadınları yapıp, olarak kendimiz evet. Yapıp kendimiz gidip ya o kadar moralim bozuldu ki oturup ağlayacağım şimdi. Şurayı keselim. Cumhuriyetimizin 101. yılı. Bilsem önceden makyajla prova ederdim. Saçımı prova ederdim. Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kere daha teşekkür ediyoruz. Yalan ısrar etmeyiniz, tövbe ediniz. Belki Cumhuriyet'le bir derdi vardır, bilemeyeceğim. Bu konsept de bizim için gurur meselesi. Biz Cumhuriyet evet, çok kadınlarıyız. Ve çekeceğiz yani. Yani çekeceğiz, biz bunu çok önemsiyoruz. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Merhaba. İnanılmaz bir şey ya kanalına hoş geldiniz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Evet. Evet, buradan Atatürk ve silah arkadaşlarına ne kadar minnettar olduğumuzu, Cumhuriyet döneminde yaşamanın Cumhuriyet'in ne kadar önemli olduğunu bir kere daha burada vurgulayalım. Onları rahmetle anıyoruz. İyi ki burada Türkiye'de bu Cumhuriyet'te doğmuşuz. Arkadaşlar şimdi biz Cumhuriyet kadını makyajı yapacağız. İkimiz yapacağız. Öyle olmak durumunda kaldı. Çünkü başımıza bir hal geldi. Hazırlıksız yakalandık ama olsun. Neyse. Her zaman bir B planı vardır. Normalde arkadaşlar bu konsepti bir arkadaşımız, bir make-up artist arkadaşımız yapacaktı Aleyna'ya. Ama kendisi bizi kandırmak suretiyle yarı yolda bıraktı. Konseptimizi yedi ve günlerimizi aldı ne yazık ki. Son ana kadar bizi oyalayıp Pazar günü bizi sırtımızdan vurup gelmedi ne yazık ki konsepti çekmeye. Ve bize hasta olduğunu söyledi. Eminim ağlayınca kalbimize giriyoruz. Geçmiş olsun. Hastaymış ama işte fotoğraf attı kolunda anjiyoketle. Yani kelebekle. Attığı fotoğrafı yani dedim ki niyeyse böyle bir his geldi bana. Yalan yani falan diye düşündüm böyle. Ondan sonra bir baktım Google Lens'leyince çıktı yani bilmem kaç sene önce Pinterest'ten biri paylaşmış. Abdul bilmem Rahimi diye biri. Serumlu kol yani, fotoğrafı yani. Sonuçta neyse, yani. Bunu yaşadık yani ağlar mısın güler misin bilmiyorum ne dersiniz yani inanılmaz. Gerek yoktu yani yapmak yani yapmayacağım dersin. Müsait değilim dersin. Hı. Günüm dolu dersin. Yapmayız. Günüm dolu da diyebilirsin. Başka birisini ayarlarız ama şu anda öyle bir duruma düştük ki şu an kendimiz evet, başka, yapıp. Başka birisiyle de ayarlayamayız. Çekim, buradan da çekime gidecektik Dolmabahçe'ye. Yani bir şekil yetiştirip kendimiz mücadele edip ayarlamaya çalışacağız. Öyle olmak durumunda kalsa olsun. Sağlık olsun. Evet. Bu da bize ders olsun. Bu da bize ders olsun. Kimseye güvenmeyelim. Siz de kimseye güvenmeyin arkadaşlar. Kendinize güvenin. Biz de kendimize güvenip makyajımızı Cumhuriyet kadınları yapıp, olarak kendimiz evet. Yapıp kendimiz gidip kendimiz hallederiz. Aleyna şimdi kendisi Cumhuriyet kadını konseptine hazırlanacak. Ben de normal günlük Allah bir olur. Makyaj yapacağım. Bugün Aleyna'ya eşlik edip onu çekeceğim. Bugün içinde tabii ki bu konsepti bizim için gurur meselesi. Biz Cumhuriyet evet, çok kadınlarıyız. Ve çekeceğiz yani. Yani çekeceğiz. Biz bunu çok önemsiyoruz. Gerçekten çok önemsiyoruz. Geçen yılda yine aynı konsepte bir talihsizlik yaşamıştık. Yani o zaman da video çekti. Diğer şahsiyet beni yarı yolda bırakmıştı. Gelmemişti falan o videoya. Yine aynı şeyler oldu. Bilmiyorum. Umarım seneye nasip olursa daha güzel bir şekilde daha bu konsepti. Daha hazırlıklı oluruz. Daha evet, çekeriz. Güzel olur her şey. Şu anda bir başka birini ayarlama fırsatımız da yok açıkçası. Çünkü zaman yok. Yarın video editlenip yayınlanması lazım. Biz böyle güler yüzlüyüz diye, iyiyiz, hoşuz diye, insanlara kötülük yapmıyoruz diye bize bunu yapıyorlar. Ben öyle düşünüyorum artık. Ama herkes de Allah'a havale ediyorum ya, valla. Allah'a havale ediyorum. Şey. Hadi biz başlayalım, boşver. Moral bozmaya gerek yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bilmiyorum yani şu an tamamen hani kafama göre yapacağım. Çünkü hazırlanamadım. Eğer kendimin yapacağını bilseydim, böyle olacağını bilseydim çünkü sabahın köründe bununla uyanıyoruz işte bir bakıyoruz böyle bir mesaj sonra bir bakıyoruz Pinterest'te karşımıza çıkıyor serumlu kol sıfır hazırlıksız bilsem önceden makyajla prova ederdim bir şekil hazırlanırdım saçımı prova ederdim hadi makyajı bir şekil kurtardık saçı evet hiçbir şeyi prova edemedik bu arada ama her yani, şeyin yolunda gideceğine çok eminim ben olsun. Öyle olacak yani ben öyle hissediyorum. Tam hastayım dedi bari fotoğraf atma. Yalan söyleyenler işte kanıtlama çabasına giriyorlar ne yazık ki.
Ama buna gerek yok. Ya biz herkese kendi kanalımızda reklamını yapmasına müsaade ettiğimiz için bunlar oluyor. Biz sizler için aslında böyle profesyonel make-up artistlerle videolar çektik arkadaşlar. Farklılık olsun, siz de doğrusunu görün diye. Ama ne yazık ki böyle bir kazık yedik. Çok daha ağır da konuşabilirdik ama herkes kendi kalitesini belli eder. Kalite marka çanta takmayla olmuyor. Bir mekana gitmeyle, ne bileyim, Türkiye dışında bir ülkeye gitmekle de olmuyor kalite. Biraz... Kalite her zaman insanın kendi karakteridir. Bunu bence hiçbir zaman unutmayın. Ben bunu söylerim, bunu bilirim. Diğer insanlar da beni bağlamaz. Onlar da kendi kafalarının içinde... Ay. Kendi cehennemlerini yaşasınlar, umurumda da değil yani. Bunu o benim, kişi için söylemiyorum, genel konuşuyorum. Benim böyle bir durumla ilgili çok güzel bir sözüm vardı. Bu söz benim sözümdür arkadaşlar. Buna kafa yormuştum zamanında. Karakteriniz parayla bile satın alamayacağınız, içinizde olan, kendinizde olan bir olgudur. Yani her şeyi satın alsanız bile bir karakteri satın alamazsınız. Böyle bir videoda bunlardan bahsetmek de istemezdik tabii ki ama ne yazık ki biz de ansızın yakalandığımız için bu duruma. Bugün normalde çekim var. Sabahın köründe uyanmışız. Böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Ne yazık ki. Tabii ki de üzüntümüzü de dile getirmek istedik yani. Boş verin, bu konuyu kapatalım ve biz kendi gündemimize gelelim. Cumhuriyetimize gelelim. Şimdi son günlerde çok kötü olaylar oluyor. Görüyoruz, medyada izliyoruz. Çok üzücü şeyler oluyor. Bu görüyorum ki bazı gençleri umutsuzluğa, korkuya itiyor. Ben asla korkmanızı ve umutsuzluğa düşmenizi istemiyorum. Lütfen umutlu olun, mutlu olun. Ülkenizi sevin. Ne olursa olsun ülkenizin, devletinizin, bak şahısları söylemiyorum, siyasi bir yerden de söylemiyorum. Ülkenizin ve devletinizin arkasında durun. Çünkü bizi bu dünya üzerinde mutlu olarak yaşayabileceğimiz başka bir toprak yok ne yazık ki. Başka bir dostumuz da yok. O yüzden ülkemizin, bayrağımızın, anlı şanlı bayrağımızın kıymetini umarım hepimiz biliriz. Umarım gençlerimiz de. Biz iki cumhuriyet kadını olarak hep beraber. Tek başımıza bu arada ikimiz. Şu an burada ikimiz olsak evet. Aslında hep beraberiz. Yok, onu demin başka bir şey söyleyecektim. Yani biz ikimiz cumhuriyet kadınları olarak bugün özgür bir şekilde oturup bu videoları çekebiliyoruz. Ya da özgür bir şekilde dışarılarda dolanabiliyoruz. İstediğimiz işi, mesleği yapabiliyoruz. Bunun için de işte zaten Atatürk'e bir kere daha, Atatürk vesile arkadaşlarına bir kere daha teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılı. Geçen sene 100. yılımızı kutlamıştık büyük bir coşkuyla. Ne güzel olmuştu aynen. Aynen, kolu bana değdikçe sinir oluyorum arkadaşlar. Ya, küçük bir alan zaten. Dur şöyle şey yapayım bari. Şurada iki ayağımız bir papuca girmiş zaten. Ay, telefonda titreşim geldikçe ay yazıyor bak. Hala diyor ki yalan söylemiyorum diyor ya. Fotoğraf Pinterest'te aynısı. 2 yıl önce paylaşmış bir tane biri. Abdurrahim'i mi ne öyle biri paylaşmış arkadaşlar. Hala inkar ediyor. Yani. Yalan da ısrar etmeyiniz lütfen. Yalan da ısrar etmeyiniz. Tövbe ediniz. Ben çok hafif bir makyaj yapacağım arkadaşlar. Gönül isterdi ki şöyle bir kameramanımız olsun. İkimiz de bu konsepte hazırlanalım. İkimiz böyle güzel bir videoyla karşınıza çıkalım ama ne yazık ki kameramanımız yok. Biz her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Bize biz yeteriz ya. Ne yaşıyorsa, duygusu neyse insan onu söylüyor, yapıyor. Ne yapalım şimdi yani? Bizim de duygumuz bu yani. Mecbur bu videoda bu olmuş oldu. Çünkü biz şu an bunu yaşadık yani. Benim de kızım şimdi el ayak ağız hastalığı oldu. Ateşi var işte. 39'a yakın ateşi var. Anneannesinde ve ben çekimi iptal etmedim. Hani oraya gittim, ilacını verdim falan. Evet. İşte kremler falan aldı. Kremler falan sürdüm. İşimizi yapıp gitmeyi bekliyoruz. Ama işte gel gör ki başımıza gelene bak yani. Böyle özel hazırlık yaptım, evimde ağırlayacaktım. Evime de kimseyi açmıyordum normalde arkadaşlar. Buna hiç okey değildim. Okey oldum. Bu konsepte olan saygımdan dolayı. Çünkü bir stüdyo ayarlayamadık. Bu yakın çevrede ne yazık ki uygun bir stüdyo yok. Kimseden de rica etmedik salonunu kullanmak için. Aslında hani etsek tabii ki bize yardımcı olacak dostlarımız da var. Ama etmemiştik. Bu işi evde halledip rahatça hazırlanıp çekim için de Dolmabahçe'ye gitmeyi planlıyorduk. Ne bileyim, kek falan yaptım. Özel böyle yiyecekler falan aldım. Hepsini ikimiz yedik. Kahvaltı hem için bir şeyler falan aldık. Vallahi. Yani hem diyoruz, ağlasak mı gülsek mi bilemedik ya. Ya zorunda değilsin sen. Bu konsepte katılmak zorunda değilsin. Hani belki Cumhuriyet'le bir derdi vardır, bilemeyeceğim. Niye yani? Bizi niye baltalıyorsun? Ha, biz yapalım işimizi. Bizi niye baltalıyorsun yani? Biz sen de ki ben zorlanın kafana silah dayayıp yap diyen yok ki. Müsait olur değilim olur dersin. Dedi bitti.
ufak da bir eyeliner çektim. Vallahi oluyor mu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Öyle gönül isterdi ki daha yüksek bir enerjiyle bunu böyle çalışıp gelip yapayım ama tamamen böyle birkaç fotoğraf baktım. Uyarlama kendimce bir şeyler yapıyorum. Mazur görün. Yani o kadar moralim bozuluk oturup ağlayacağım şimdi şurada. Ama niye biliyor musun? Yani hani ne yaptık yani? Hiçbir şey, kimseye de bir kötülük yapmadık. Aslında demek ki kötü mü olmak lazım acaba? Olsun ama öyle pes eden insanlar da değiliz. Yani normalde evet oturup gerçekten hani ağlayacağımız bir durum belki. Bilmiyorum ya da biz çok duygusalız, o da olabilir. Ama pes eden insanlar değiliz. Her zaman ne olursa olsun, ne aksilik yaşanırsa yaşansın, devam etme taraftarı bir insan olduğumuz için hiçbir zaman pes etmedik. Bence Cumhuriyet kadını olarak da bize de bu yakışırdı diye düşünüyorum. Siz de hiçbir zaman hiçbir işte pes etmeyin arkadaşlar. Yani yeterince çabaladığınızı düşünüyorsanız bile pes etmeyin. İşlerinizin peşinden koşun. Çünkü bize bu yakışır. Bizim kadınlarımıza bu yakışır. Her zaman bir çıkış yolu vardır. Evet, bu benim notumdur. En sevdiğim şeydir. Kendimi teselli etme şekli. Aa, ortada kaldık. Ne yapacağız diye düşünmüyoruz mesela. Makyajımızı kendimiz yapıyoruz. Şu anda böyle çok buhranlı döneminde olan birileri olabilir. Üzgün olabilirsiniz. Belki iş bulamıyorsunuzdur, ona canınızı sıkıyorsunuzdur ama hiçbir zaman pes etmeyin. Bir şekilde bir şeyler yapın yani. Her zaman o bir küçük adımla başlıyor bu büyük gelişmeler, güzel gelişmeler. Her zaman atılan küçük adımlarla başlıyor. Buna çok inanıyorum. Bunu çok da yaşadım zamanında. Her zaman büyük hayallerimin peşinden gittim. Ama öyle büyük adımlarla değil, kendi yapabileceğim küçük küçük adımlarla. Küçük küçük attığım adımlar hep beni başarıya götürdü. Sizin için de umarım öyle olur. Ya bugünlerin yarınları da var. Bir herkes kalbinin ekmeğini yer. Bunu yaşamasaydık iyi olurdu ama pes etmeden devam ediyoruz. Siz de bizi desteklerseniz, sizin de desteğinizle devam etmeye devam edeceğiz. Yani şu an yaptığımız devam etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım çok güzel de bir reel videosu çıkartacağız. Bunu da videonun sonuna ekleriz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Daha birlikte Dolmabahçe'ye gideceğiz. Evet. Oje sürmedin. Bayraklarımız hazır. Her şeyimiz hazırdı bu arada. Yani oje sürecek motivasyonu da bulamadım kendimde. Ben dün geceden sürmüştüm Allah'tan. Bayraklarımız hazır. Kıyafetimiz hazır. Evet, benim makyajım yani bitti. Bugün Alena'ya eşlik edeceğim için çok abartılı bir makyaj yapmadım. Sade bir makyaj yaptım. Öyle amşan bir makyaj yapmadım. Make-up artist değilim. Make-up artist olmak istersem de olurum bu arada. Gider make-up artist olurum. Ama olmak istemiyorum. Hele böyle make-up artist görünce hiç olmak istemiyorum. İnsanın da ego olmayacak biliyor musun? Çok çok ünlü sanatçılara makyaj yapan biri vardı. O bize makyaj yaptı. Bizi izleyenler bir de tümden bahsettiğimiz. Onda kızda sıfır ego yani. Sıfır ego. Ama diğerlerini gör. Öyle çok insan gördük bu arada. Sadece bir kişi üzerinde konuşmayayım da. Öyle çok insan gördük arkadaşlar. Ben çok iyi yapıyorum. Çok iyi yapıyorum deyip de. Aslında normal olan. Kendini hak ettiği yerde göremeyen insanlarda kötü bir hırs oluyor. Kendini hak ettiğin yerde görmüyorsan oraya gelmek için çalışıp çabalaman gerekir. Bu arada Aleyna'ya kirpik takacağım. Bakalım Aleyna'ya kirpik nasıl takacağım bilmiyorum. Biraz tabii böyle eski zamanlar makyajı gibi oluyor değil mi şimdi? Çok öyle 1920'ler wow makyajı değil de biraz daha kendi uyarlamalarımla, kendi tarzımda günümüze modernize edip bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bakın hazırlıksız yakalandım lütfen. Mutlaka bunu başka bir makyajla telafi ederiz. Bu sefer gerçekten derim ki hazırlıklıydım, yapamadım, hani beceremedim derim. Yani şimdi biz bu konsepti çekiyoruz ama bu konsepti niye çekiyoruz? Cumhuriyete olan aşkımızdan, saygımızdan çekiyoruz. Ben niye çocuğum hastayken bu konsepti iptal etmedim? Ben gelemem, çekemem demedim. Çünkü Cumhuriyete olan saygımdan aslında. Hani biz bunu sadece bir makyaj olarak değerlendirmeyin. Şu an aynı evet. Zamanda Cadılar Bayramı sezonu. Biz onu çekeriz. Cumhuriyet kadını makyajı çekmeyiz. Olur biter. Biz bunu seri yapmak istiyoruz bu arada. Geçen sene de ilk kez biz çektik Cumhuriyet kadını makyajı diye. Bu sene de yine ikinci çekişimiz olacak. Bunu Türkiye'de ilk çeken biz olduk. Bu şekilde yani çeken. Cadılar Bayramı'nı seferberlik olmuyorken evet. Cumhuriyet için seferberlik hiçbir şey olmuyor yapmayacak bu arada. Değildik yani biz de.
bu bizim için önemli. Bu bizim için artık bir şey meselesi oldu. Yani. Evet, şahsi yani, meselemiz oldu yani. Ben evet bunu burada bize yapılan kötülüğün sadece bize değil bu anlamda çok ağır bir eleştiri olarak düşünebilirsiniz ama bilmiyorum yani ben mi böyle değerlendiriyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Ben bunu Cumhuriyet'e de bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Çünkü bu 29 Ekim Salı günü ve bu video o gün yayınlanmalı. Sonrasında da yayınlanabilir. Yani biz şimdi bunu bu mağduriyeti yaşayıp bir hafta sonra da paylaşabilirdik. Ama biz o gün için o günü özel 29 Ekim'e özel bunu yapmak istiyoruz. Bizim atalarımız hastayım deyip de savaşmayı tam vazgeçmedi. Mustafa Kemal Gazi haliyle gitti savaştı. Bilmiyorum yani. Ki üzüldüm. Tabii üzüldüm. Ki olabilir. Çekim çekmeyebilir zaten hani en başta zaten kabul etmeyebiliyordu falan filan ama o Pinterest'teki o serumlu kol fotoğrafı bir yani yoksa hiçbir problem yoktu bak hani Pinterest'te o aynı serumlu kol fotoğrafını gördüm onu atmış ya orada benim için bitti yoksa olabilirdi yani tabii ki hasta olunabilir tabii ki can her şeyden kıymetli tabii ki yani hani tabii ki evet. Ama ben hasta bile olsam birine bir söz verdiysem onu tutarım yani. Yani hani çok ne bileyim insanlar olabilir ağır şey olur. Herkesin hastalık durumu da aynı değil sonuçta. Herkes aynı şekilde geçirmiyor evet. Hastalığı ama. Ama ben bir şey demiyorum. Ben bronşitken bir de rapor almayıp çalışıyordum kalp damar cerrahisinde. Düşünün. Bu arada kendim 40 derece ateşle eve gitmeden titreye üstümde de bir de üşütüyor ya insan hani ateşi olduğu zaman. Prova yapmış insanım yani bırakmadım o provayı. O 39-40 derece ateşle eve bir geldim böyle ateşimi ölçtüm. 39,5 şok oldum yani. Ki bu da böyle yani ev ortamında yapılan bir şey yani. Hani bunu bize yapmaya ne gerek vardı? Bilmiyorum ya. Keşke bu bunu konuşmasaydık bugün ama neyse de o arkadaşlar biz rol yapmayı bilmiyoruz ama bu gidişle çok iyi öğreneceğiz ya böyle çevremizdeki Oscar'lık insanlardan. Rol yapmayı böyle ses değiştirmeyi falan da öğreneceğiz gibi. Ben en çok şeye uyuz oluyorum. Hani salak yerine koymaya çalışıyorlar ya ben ona en çok ne bileyim. Zaten salak insanlar karşısındakinden daha akıllı olduğunu düşünürler. Bu pastelin 55 numara aldığı çok güzel böyle bir vişne tonu. Onu ben her sürdüğümde güneşten mi yandın, güneşten mi? Hani böyle sürüyorum, allığı boca etmişim suratımı anladın mı? Güneşten yanma ihtimalim yok ama öyle de görünüyor gerçekten. Çok tatlı bir allık. Herkes güneşten mi yandın diyor. Ama sen de tabii sen daha esmer olduğun için sen de gerçekten öyle duruyor olabilir ama bak şimdi ben de öyle durmayacak tabii ki. Oh, ne diyeyim? Bizim biraz şey sorunumuz var arkadaşlar. Duygularımızı yoğun yaşıyoruz yani. Hani belki siz olsanız bu duruma aman der geçersiniz, güler geçersiniz ama biz özellikle değer verdiğimiz insanlardan bu tarz şeyler gördüğümüz zaman bu bizim canımızı sıkıyor. İnanın arkadaşlar hiçbir makyaja bile baz almıyorum şu an tamamen kafamla birkaç bir şeye baktım. Az çok dedim hani böyle bir şey olabilir. Olur mu? Olur hani. Umarım her şey güzel olur. Umarım. Bence güzel olacak sen hiç merak etme. Rimeli de sürünce biraz daha göz kendini belli eder. Biz yaparız da kötü mü olur? Ey anamey. İyi ki varsınız kız. Siz olmasanız böyle motive olup da çıkıp burada bu makyajı da yapmazdık yani. Teşekkür ederiz. Geçen seneki Cumhuriyet videosu da çok beğenilmişti. Çok herkes gözleri dolu dolu ben izlemişti ağlamıştım videoyu. Videonun sonunda ağlamıştım. Yani kimseye yarı yolda bırakmadım hayatım boyunca. Bunu da gururla söylüyorum. Bunu o tarz insanlar bunları umursamazlar zaten. Biz biraz fazla şeyiz ya hani. Doğrucu Davut. Çok kendimizden veriyoruz. Çok bir de çok doğrucu Davut da olmamak mı lazım bilmiyorum yani. Eminim çok kazık vardır. Yedim hala vazgeçmedim bu huyumdan. Biraz da arkadaşlar siz de öyle kimseye güvenip de şey yapmayın. Bu da size ders olsun. Hani herkese ölçülü davranın. Hani öyle çok şey... Mesafeli olup herkes uzak dur benden değil de ama ölçülü davranın. Aşırı kendinizden vermeyin. Şurama mı ben yapsam? Açın neresiyse nereden poz vereceksen oradan. Hadi şimdi kuru. Evet arkadaşlar şu anda bana kirpik takacak. Ya arkadaşlar var ya hiç yaptığım da bir şey değil ama nasıl olacak bilmiyorum ya. İnşallah güzel olur. Çok korkuyorum. Makyajımı bozma.
Vallahi bismillahirrahmanirrahim. Kız. Ama gözünü açıyorsun. Dur, ne kapatma. Yaptın? Kırpıştırma. Gözüm yaşlanıyordu. Şurası havada kaldı, dur. Gözün mü yaşlanıyor? Makyajım bozulacak, gülüyorum. Gözüme sokma onu sakın. Hayır ya, şurada şey kaldı. Orası ya, ucu yapışmadı biliyor musun? Şuralar yapıştı. O ucuna bir tek sürmek gerekir. Onu da şunun ucuyla süreceğim şimdi, bekle. Bu kirpik yapıştı. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yani bizi öyle bir durumda bıraktı ki. Kirpik, bunları böyle ilk bulduğumuz yerden aldık yani. İlk bulduğumuz yerden aldık. Bunların hiçbir şey değil böyle. Resmen mahalle kuaförü şeyi oldu. Orası mı batıyor? Yok, batmıyor. Gözüm açık durduğu için. Dur bakayım, çıkıyor orası. Niye çıkıyor orası, yapışmıyor? Dur, kız, çıkarttın onu. Komple çıkarttın. Hayır. Niye tutuyorsun? Çıkarttın onu. Şu an çıkık o. Ama zaten bir şey söyleme, güzel yapıştırdım. Yapışkan güzel değil. Kapat bir de. Aslında çok güzel yapıştırmıştım ben bunu. Hiç açmaman lazım ki yapışsın. Demek ki o yüzden bize açma diyorlar bak. İlk defa kirpik yapıştırıyorum. Onun da aleyhine denk geldi. Duracak aslında da, açıp kapatmasan olacak. Bakayım. Heh, öyle dur birazcık. Yap, şu an yapıştı mesela. Gözün batıyor mu orası? Hayır. Batmıyor mu? Vay be, ne güzel taktı maşallah. Gene kalktı bu ya. İşte açıp kapatmayacağım da. Ama bu ne biçim? Bu oraya değmiyor ki. Değiyordu yapıştı. İşte az önce yapıştırmıştım onu ben. Kirpiğimin üstüne koymuşsun sen. Öyle bana olacak. Nereye olacak zaten? Kessek mi orayı? Bakayım. Bir bana bak bakayım. Kesebiliriz. Şu uçlara mı yapıştırsak sadece? Ne bileyim, şurayı kessek ne olur ki? Şurayı keselim. Yapma öyle, yapma, gözüne sokarsın. Komple kaldırdın onu. Gözüm yaşlanıyor ya. İşte bu yapıştırıcı yaşlandırıyor. Açıp kapama. Yine kalktı ya. Çıktı. Komple çıktı. Ne yapacağız? Bir kıttan mı kessek acaba? Uçlarına mı yapıştırsak sadece diye düşündüm de. Şuralara mesela sadece. Biz bunu bir takıp gelelim. Olacaksa olacak, olmayacaksa maskara süreceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Sizi nerede bırakmıştık? Kirpik takarken bırakmıştık. Kirpik takarken bırakmıştık. Kirpikle bayağı bir mücadele etip sonunda biz kazandık. Kirpiği kesip biçip böyle şu dış köşelere taktık. Makyajım budur efendim. Şimdi Dolmabahçe'ye çok az kaldı. Geldik hatta. Fark ediyoruz. Oo, fark İnşallah ediyorum. Fark edeceğiz. Fark edeceğiz. Allah'ım. Yapacağız. Başaracağız bunu. Dolmabahçe'nin kapanmasına da aslında çok az bir süre kaldı ama bir şekil halledeceğiz. Şimdi çekimlerimizi yapacağız. Reels çekimlerimizi yapacağız. Sonra kapanış için, bir konuşma için tekrar buluşuruz. Şimdilik hoşçakalın. Hadi bakalım, o Dolmabahçe'de görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar, hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Biz tam yerinde Atatürk'ümüzün vefat ettiği yerde biraz da duygulanarak bu coşkuyu yine birlikte yaşadık. Evet. Yine kazıklar yedik ama çok güzel oldu. Ben daha çok beğendim. Güzel oldu, daha hoş bence oldu. Daha iyi oldu. Biz birbirimize yeteriz. Evet. Bize biz yeteriz arkadaşlar. Kimseye ihtiyacımız yok. Çok şükür. Allah'ım bir şükürler olsun. Sizi çok seviyoruz. Söyleyeceklerin Cumhuriyet Kadını. Utanıyorum, herkes bana bakıyor zaten. Çok güzel oldu ya. Çok gururlu bir şey ya. Arada çok bir gururlu, siz de yapın. Evet. Hazırlanın, giyinin kırmızı beyaz. Bir de bayraklarınızı çıkarın, gezin evet. Burada. Valla çok güzel. Çok duygusal ya. Ne bileyim, diyecek bir şey bulamıyorum. Gene duygulandım. Sizi çok kadınlar seviyoruz. Ve insanlar, iyi insanlar, hoş insanlar, iyi ki varlar. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Siz izlediğiniz sürece biz çekmeye devam edeceğiz. Herkese her şeye inat. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.